Merhaba arkadaşlar. Son günlerde gündem biliyorsunuz OYAK yönetimi. OYAK, Erdemir, Belediye ilişkileri. Herhalde bir platform oluşturuldu. Platform çalışmalarına başladı. Çalışmaların neticesinde azar azar da olsa almaya başladı. Alacak da platform aynen devam edecek. Platform yeni hazırlıklar içerisinde, yeni broşürler basma hazırlığı içerisinde, çok yakında 10-15 gün içerisinde yapılan bir toplantıda su konusunda özellikle ortaya koydukları evliliği satma projesi, TRT'de satmış evliliği, onu gündeme getireceğiz ve grubun iptalini isteyeceğiz. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem'in Karadeniz Erdiye geldiğini, bazı sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yaptığını basından öğrendi. Belediye Belediye Başkanıyım. Halkın büyük çoğunlukla seçtiği belediye başkanıyım. Halkın temsilcisi olarak belediye başkanı kendi oldukları içerisine gelen OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Ereğli'ye gelmiş, toplantı yapmış. Ereğli Belediye Başkanı'nın haberi yok. Yorum size ait. Kendini çok iyi yetiştirmiş, Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından birinin yönetim kurulu başkanının protokol kurallarını bilmediğini düşünemeyiz. Kendisinden ne beklenirdi? En azından devletin temsilcisi, ülke amir, sayın kaymakama, Ereğli halkının temsilcisi, seçilmiş belediye başkanına 5'er dakika nezaket ziyareti yapar, çözümcü yaklaşımların altyapısını oluşturur. Bu aynı zamanda bir iyi niyet ve Ereğli halkının sorunlarının çözümü için ilk adım olurdu. Biz de bundan büyük memnuniyet duyarız. Ayrıca halkın seçtiği belediye başkanının olmadığı bir toplantıda hiçbir sonuç alınmayacağını da en iyi Sayın Savaş Erdem bilir. Ereğli Belediyesi olarak bizim o hayattan istediğimiz hiçbir şey yok, altına çizerek söylüyorum. Hiçbir talebimiz yok. Ne kişisel bir beklentim olabilir, ne de belediye olarak bir beklentimiz var. Biz belediye olarak hukuk yoluyla haklarımızı alacağımıza inanıyoruz. OYAK da eğer belediyeden alacağı varsa hukuki yollardan alacaklarını bizden alabilir. Yasin'den alacakları varsa bizde haciz işlemi yapsınlar. Belediyeyi arz etsinler. Kiralık yerlerimizi arz etsinler. Buyursunlar, hukuka saygımız var. İstediklerini yapabilirler. Zaten böyle giderse belediye halkını boğma, esnafını boğma, belediyeyi boğma devam ettiği takdirde netice zaten böyle olacak. Biz eğer bize alacakları varsa bize taksit falan yapın diye yalvarmıyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Taksit falan yapmasın. Hiçbir talebimiz yok. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı'na sesleniyorum. Elinizde ne varsa gelin belediyeyi yapın. Taksit falan istemiyorum size. Biz belediye olarak hukuk yoluyla alacağımızı takip ederiz. Ama ben seçilmiş bir belediye başkanı olarak halk adına talepte bulunuyorum. Kişisel bir beklentim yok, tekrar ediyorum. Belediye olarak da Erdem'den, OYAK'tan bir beklentimiz yok. Ama halkın seçilmiş belediye başkanı olarak şunları istiyorum. Taleplerimiz sadece bunlardır. Zehirli dumanlardan insanlarımız kanser, lösemi oluyor. Asıl hastalıkları icattı. Erdem'deki filtreler yenilensin. Denizimiz çürükle doldurulmasın.
ekolojik hayat tahrip edilmesi, cüruf dağları Ereğli dışında uygun yapılara taşınıp üzeri betonla kapatılsın. Kulaklık alimleri de hatırlayışma suyunu kesmesine yol açacak ibare, ifade, es şartnamesinden çıkarılsın. Ereğli'de istihdam ve katma değer yaratıcı yatırımların sonuçlarından Ereğli halkı öncelikli olarak yararlansın. Ereğli halkı yararlandı. Ereğli'den adam almıyorlar. Çevreliler'den falan geliyor. Kırıkkale'den de geliyor ama Ereğli'den maalesef adam alınmıyor. Yetişmiş binlerce mühendisimiz var. Hukukçumuz var. Petroloji mühendisi var ama Ereğli'den asla adam almıyorlar. 20 yıldır kadro bekleyen OYPA işçilerinin kadroları verilsin. Haksız işten çıkarmalar durdurulsun. Siz toplantı düzenleyeceksiniz. Ereğli'nin seçilmişlerini, il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini çağırmayacaksınız. Ereğli'nin yerel temsilcileri onlardır. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu da budur. Bu şehre dair kararları ancak bu şehrin yöneticileri alır. Bu evrensel bir kuraldır. Sizin toplantınızda Ereğli'nin seçilmiş yöneticileri yok. Bana kabul ediyorlar. İlk defa da değil. Yıllardır dillere pelesenk olmuş. Bunu bir yıpratma aracı olarak kullanmak istiyorlar. Bu gerçeği yansıtmadığı için de hatta halkta karşılığı yok. Aslında konu ne biliyor musunuz? Ben her şeyi açıkça ve halkın gözü önünde söylüyorum. İçim dışım bir ve bütün haksızlıkları lafı dolandırmadan kapalı kapılar ardında değil, büyük bir açıklık ve samimiyetle dile getiriyorum. Ve bunu yıllardır yaptığım için halk bana güveniyor ve yetki veriyor. Ben Ereğli'nin ve Ereğli halkının samimi sözcüsüyüm ve onların haklarını savunuyorum. Ben işin ününde, reklamında değil, unundayım, ekmeğindeyim. Ben sorun üreten değil, çözüm üreten tarafım. Halkın tarafıyım. Amacım Ereğli'nin geleceğini güvence altına alarak hizmet üretmek. Çocuklarımıza yaşanabilir bir kent bırakmak. Bir haksızlık gördüğünüzde müdahale etmezseniz önce hakkınızı sonra da şerefinizi kaybedersiniz. Ve sorunun o zaman tam bir parçası olursunuz. Halkımız yıllardır bana güvenerek yetki veriyorsa ben onlara güvendiğim ve onun samimi sözcüsü olduğum içindir. Buna aynen aralıksız devam edeceğim. Ancak bu uzlaşmacı olmadığım anlamına gelmiyor. Gerçekleri dile getireceğim, halkın hakkını sonuna kadar arayacağım. Ancak bunları söylerken yumruğumu değil, elimi uzatıyorum. Çözümü için her zaman hazır. Yani kapalı kapılar, toplantılar yapıp Ereğli'nin seçilmişlerini ve ülke amirlerini yok sayan bir anlayışla mı çözüm üretilecek? Asıl çözümcül yaklaşımlama tavrı budur. Sorunu çözüyormuş gibi davranmak yerine sorunları birlikte çözüme dönük katılımcı, şeffaf bir anlayışla bir araya gelelim. Dedikoduların ortadan kaldırılması için de yalnızlaştırma arayışları yerine çözüme odaklanalım. Üçüncü şahıslardan duyduklarımızla bu sorunu çözeceğiz. Biz anlatacaklar, sorun çözeceğiz. Yok mu böyle bir şey? Daha önce şunları söylemiştim. Boyak, kentte yaşayan insanlar karşı denizde yaşayan tüm canlılara, kuşlara, doğaya, toprağa karşı suç işlemektedir. Asıl olarak vicdanlarımızda suçludur. Başlangıçta ekonomik kalkınma ve çağdaşlaşma alanında çok önemli bir yatırım olan Erdemir
milli karakterini yitirdikten sonra adeta bir canavara dönüşmüştür. Bu topraklarda gözü doymak bilmeyen bir canavar olmuştur. Önce sanayiciyi, taşeronları, esnafı, kendi işçisini ve halkını yok etmektedir. Şimdi de suyumuza göz dikti. Denizimizi, havamızı kirleterek geleceğimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı gözüne kestirdi. Bir koluyla havaya ateş, sinter dumanlarını püskürtüyor. Demir cevherlerini püskürtüyor. Diğer koluyla denizi çurukla dolduruyor. Bu canavara dur demek zorundayız. Bu canavarın beyni İstanbul'da, ticaret sarç alışverişleri İstanbul'da, gövdesi Eylül'de, kolları da hepimizin hayatına girmiş vaziyette. Evet, ne kadar doğru söylemişim. Bugün yaşadıklarımız bunlar. Özür dilemeyecek bir şey olmadığı gibi kimseye de benim adıma özür dileme yetkisi vermedim. Aynı sözleri tekrar ediyorum. Birlikte başarmaya başaralım demişler. Birlikte başarmaya başarmak için önce birlikte olmalıyız. Sorunları üçüncü kişiler üzerinden değil, yüz yüze gerçek muhataplarıyla çözebiliriz. Büyük bir bedenin üzerinde yaşıyoruz. Sorumlu bilinciyle hareketinden vicdanın sesini dinleyen insanlar bir ve beraber olduğumuz sürece ne geleceğini isteyen platform üyeleri sorumluluklarının bilinciyle ve vicdanların sesiyle hareket ettikleri sürece bu sorunları daha kolay çözeceğiz. Gelecek üzere kuşaklara söyleyecek biz bir sözümüz olacak. Yaşanabilir bir kentten temiz çevresi olan mutlu insanların yaşadığı bir şehirden eminim o yakta memnun olur. Ordumuz her zaman yeniliğin, çağdaşlaşmanın öncüsü olmuştur. Ordumuz bağımsızlığımızın teminatıdır. Cumhuriyetin kurulmasında, çağdaşlaşmasında ve ülkemizin korumasında bizim güvencemizdir. Ordu mensuplarının her biri kahraman evlatlarımızdır. Halkın içinden çıkmış ordumuzun bu yönüyle de dünyada eşi benzeri yoktur. Biz bugünkü OYAK yönetimini özelleştirme sonrasındaki sanayici kimliğinin de bu anlayışın temsilcisi olmasını isteriz. OYAK'ta eril halkının korunması için aynı anlayışı hayata geçirsin isteriz. OYAK yönetimi eril halkın temsilcilerini yalnızlaştırmaya çalışarak bu sonuç alacağını zannediyor. Kurtuluş Savaşı'nda ilk deniz zaferini kazanan Ereğli bugüne kadar pek çok kahraman evladını şehit verdi. Bu kent şehitlerini unutmaz, gazileri dövülür. O nedenle kimse tarihe destanlar yazmış kahraman ordumuzun arkasına sığınarak Ereğli'nin ve Ereğli halkının sorunlarını örtbas etmesin. Ereğli'nin denizini, havasını etmesin, yükümlülüklerini yerine getirsin. Miş gibi, muş gibi yaklaşımlarla çözüm üretilmez. Bütün bunlara rağmen yumruğumu değil elimi uzatıyorum. Sevgi, barış ve dostluk kentinin bir temsilcisi olarak sevginin, barışın ve dostluğun bu şehirde her devir ilişkilerinde de egemen olmasını diliyorum. Emlak vergisinde 2019 yılına kadar Erdemir tarafından hazırlanan beyannamelerin bu dönemde incelenmesi neticesinde eksik ve hataların tespit edilmesi üzerine resmi bir yazıyla Erdemir'e bildirilerek eksik ve hataların düzeltilmesi istenmiştir. Erdemir'in olumsuz cevabı üzerine belediyemizce oluşturulan komisyon marifetiyle fabrika sahası içerisinde yerinde inceleme, tespit ve ölçümler yapılarak tutanak ile imza altına alınmıştır. Eksik ödenen emlak vergisi 6.183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümleri neticesinde geriye dönük 5 yılı kapsayacak şekilde toplamda %100'leri aşan bir artışta vergisi tahakkuk
Edirne üzerinde çıkarılmıştır. Başvuru yerlerinin bize 7 trilyon emlak vergisi verdi. Bizim üçte birimiz kadar sahası olan Karabük 12 trilyon emlak vergisi verdi. Eğer bu ülkede adalet varsa, hukuk varsa, hak varsa, hukuk varsa bu hakkımızı onlardan alacağız. Bırakmam. Belediye mensuplarımızla birlikte, çalışma arkadaşlarımızla birlikte evin halkının, gariban halkın haklarını korumaya devam edeceğiz. Elektrik ve hava gazı tüketim vergisi. Piyasada çok yaygın bir laf var. Ali Kosu'yu hava kirliliği diyor, bilmem ne diyor ama işte elektrik, hava gazı, halk diliyle kirlilik parasını alırsa zaten geriye çekti. İstemiyorum. Erdemir'den YouTube beklemiyorum. Hava kirliliği parasını da vermesin. Sayın Savaş, Erdem'e buradan sesleniyorum. Herhalde beni duyar. Belki onların gözlemleyicileri de bu salonda vardır çünkü her toplantımızı gayet iyi izliyorlar. Açık ve net olarak söylüyorum, emlak vergisi de vermesinler ama ben alacağım. Çünkü geçmiş dönemde belediye avukatlarını mahkemeye göndermediler. Bir tek kelime yüzünden Anayasa Mahkemesi'nde bu hakkımızı kaybettik. Elektrik ve hava gazı tüketmemiz insana gereği tüm vatandaşların tükettiği elektrik bedeli üzerinden ödediği bir vergidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde elektrik ve hava gazı tüketim vergisi ödemeyen tek kuruluş Erdemir'dir. Tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde elektrik ve hava gazı tüketim vergisi ödemeyen tek kuruluş Erdemir'dir. Bana ne anlatıyorsun? Yani işin toplantı yapıyorsun burada. Bu gerçekleri kim anlatacak sana? Bu işi sahibi anlatacak. Tabii ki beni karşında görmek istemezsin. Ben zaten orayı çağırsam da oraya gitmem. Ben Ereğli halkının belediye başkanıyım. Sen bana nezaket ziyaretine geleceksin. Protokolde yerin yok ki. İstediğin kadar büyük bir kuruluşun sahibi ol, yönetim kurulu üyesi ol. Bizde de çok büyük fabrikalar var. Bana gelmemen önemli değil. Ben önemli bir adam olmayabilirim. Sevimsiz bir adam olabilirim. Ama ben seçilmiş belediye başkanıyım. Ereğli halkının başkanıyım. Ereğli halkını ziyarete gelecektim. Tekrar ediyorum. Yine Ereğli halkını adam yerine koymuyorsunuz. Belediye başkanını ziyaret etmiyorsun. Belediye başkanını ziyaret etmemek demek, Ereğli halkını tanımamak demektir. Bizi tanımayanları bize tanımayız. Elektrik ve hava gazı tüketim vergisiyle ilgili Erdemir iki başlık altında ele alınmalıdır. Bir, Erdemir'in kendi işi üretim faaliyetleri esnasında ortaya çıkan hava gazını kullanmak suretiyle üretmiş olduğu elektrik enerjisini tüketmesi. Bu yaklaşık toplam tüketiminin %25-%35 oranındadır. 2. Kendi ürettiği elektrik enerjisini yeterli yememiş sebebiyle elektrik tedarik firmaları üzerinden satın aldığı elektrik enerjisini tüketmesi yaklaşık toplam tüketicinin tüketiminin %65-75 oranındadır. Bu vergileri bize vermiyor. Devlete vergisini veriyor, KDV'yi veriyor ama bizimkileri bugüne kadar uyutmuş, kenara atıyor. Bir tek lira dahi vermiyor. Vergi vermek zorunda. Karabük falan hepsi veriyor. Özgürme falan veriyor. Başlık ile ilgili bir süreçte Erdemir Danıştay'a kadar olan süreçte tüm mahkemeleri yanıltma çabası sergilemiş. Ancak bütün mahkemeleri kaybetmiştir. Sonrasında benim görevde olmadığım dönemde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanmış ve süre sonunda Anayasa Mahkemesi özetle verginin ödenmesi gerektiği ancak matrağa esas
satış ilişkisi olmadığı ve matrah belirleme konusunda yerel mahkemeye geri göndermiştir. Matrah söyleyecek, bizim tarafımız, her iki tarafından bir tane kişi yok. Bir tek şey diyecek, matrah E, B, D, K'da, EPDK'da, bunu söylediği zaman bitiyor. Matrah EPDK'da zaten. Ama o soğumayı yapmadığımız için burada anayasa mahkemesinden kaybediyoruz. Her şey bitmedi mi? Bitti mi? Hayır. Danıştay'a gönderildi, anayasa mahkemesi karar verdi ama savunmamızı yapılmıyor. Başaracağımıza da inanıyorum. Bu konuyla ilgili belediyemiz tarafından elde edilen bilgi ve belgeler ışığında eğer de benim kendi kullandığını iddia ederek mahkemelere yanılttığı, ürettiği elektrik enerjisini sattığı hususunda deliller elde edilmiştir. Süreç belediyemiz tarafından titizlikle takip edilecektir. Tedarikini kendisi yapıyor, kendisi alıyor, vergi vermiyor. Başlık ile ilgili olarak hiçbir hukuki gerekçe ve sebep olmamasına rağmen satın alarak tükettiği elektrik enerjisinin vergisini Erdemir'in satın aldığı firmalar belediyemize ödememektedir. Bu konuyla ilgili Erdemir hangi firmadan elektrik aldığını dahi açıklamamaktadır. Belediyemizin yapmış olduğu araştırma ve ulaştığı bilgi ve belgeler Erdemir'in kendi tedarikçisi olduğu yönündedir. Tedarikçi kendisi. Eğer bundan seni savunuyorlarsa lütfen çıksınlar bir açıklama yapsınlar. Hızlıca bunlar HES projesi. 2018 yılında yani önceki dönemde hazırlanan DSİ'ler ve Kadir Zeynep Belediyesi arasında imzalanan protokolde eril halkın su hakkı gasp edilmiştir. 2018 yılında bir protokol imzalanmış, şimdi size dağıtacağım. Bu protokolla eril halkın suyu bir idam vermemiştir su için. İşin garip tarafı, şimdi dağıtacağım. Bu protokolda çizdiğim noktalara bakın. Ne diyor biliyor musunuz? Daha da protokol ben yaptım Erdemir'le. Bu protokolların hepsini yaptım. 129 bizim hakkımız var. 161 Erdemir'in kullanma hakkı var. Ama yeniden neden, ne için bir araya geliyorlar bilmiyorum. Diyor ki, kuraklık hallerinde ilk defa eliyle halkın suyu kesildi. Enerji üretimine devam ediyoruz diyor. Ereğli Belediyesi diyor, Delakya'daki kuyuları işlerlik halde tutsun diyor. Suyu diyor oradan alsın diyor, suyunu kestiğimiz zaman diyor. Veya Gülüş Tırmağı'ndan alsın diyor. Ya mübarekler, eğer ben Delakya'dan suyu alıp da Gülüş'ten aldığım takdirde su bana yeseydi ben Erdemir'de protokol imzalayıp da Erdemir'den parayla su alır mıydım? Ama protokolde okuyacaksınız. Aynen dedikleri bu. Belediye diyor, Delakya'daki su kuyuları hepsi taş olmuş vaziyette, bitmiş onlar zaten. Çalışır vaziyette tutsun ve Gülüş Tırmağı'ndan da su alarak eve geldi. Arkadaşlar, bakın çok dikkat edin. İstirham ediyorum, mesleğiyle. Sayın basın mensupları. Bugünlerde bu işler çok hafif gibi gelebilir. Ama bu memlekete iki saat kesildiği zaman neler olabileceğini düşünün. Bugün sesini çıkarmayanlar yarın boynunu aşağıya bükecek ve yüzleri kızaracak. Hayatım boyunca bunları gördüm. Hep öngörülerine gittim. Özelleşmede %35'te hep karşı çıktık. Kavga ediyor dediler. Ya ben kavga etmiyorum şu anda. Bir kavga istavrum var mı ya? Beni yıpratmak için kavga ediyor. Ne kavga edeceğim? Benim başka işim yok mu? Bir becerikle iyi geçinirim. Kırmızı alınlara serenler giderim. Yen yemin oğlunun denizemin kızını işe sokarım. Ama ben devamlı tehdit alıyorum. Geçen akşam bir general derem ediyor. Orduyla niye kavga ediyor? Benim ordu bizim başımızın tacı. Siz oya kastediyorsunuz ya. Gelin her evliye. Evinle size ağlayayım. Benim torunlarımı, çocuklarımı, halkımı nasıl kanseri yaptıklarını, nasıl öldürdüklerini size göstereyim. Siz de benden yana olacaksınız o zaman diyor. Ben bu mücadeleye niye gireyim akşamları uyumuyorum. Her yerden tehdit alıyorum. Boş verin bana ne? Zehirlenen zehirlensin onlar kadar ben de zehirleniyorum derim. Cumhur denize gidiyorsa ne kadar zarar görüyorsa ben de
keyfime bakarım, demişler G'ye geçilir. Bunu mu yapayım yani, kavga etmiyorsunuz diyenlere söylüyorum tabii ki. Bunu mu yapayım? Teslim mi olayım? Evladını bu garibanlara teslim mi edeyim? Yarın sular mı geçilsin bunlara? Sadece kuraklık olduğu zaman demiyor. Bypass işlemleri yaptığım zaman diyor. Boru değişimleri yaptığım zaman da yine diyor, suyu keserim. Müddet vermiyor şu kadar zaman falan diye. Yine diyor, verir verir silder hakkındaki kuyulardan ve de gülüş ırmağından suyunu alsın diyor. Yani susuz kalsın diyor. Bu bir idam fermanıdır. Su konusunda idam fermanı. Ama bunu benden vergi yönetim, belediye başkanı niye imzaladı? Ben onu bilemem. İşin garip tarafı, misalları dikkat ederseniz, evlere genel müdürü hem kendisi imza atıyor, hem de tek tek yardımcısı imza atıyor. Ama belediye tarafında bir tek imza var Hüseyin Kutsal diye. Göreceksiniz onu. Neden? Niye? O imza kolay bir imza değil. Bu belediyede öyle çalışan arkadaşlar var ki, su konusunda uzman. Ben de onlardan bilgi alıyorum. Bunlardan birine sorsa, ne yapıyorsun senden? Tekrar ediyorum. 2018 yılında önceki dönemde hazırlanan DSİ'ye yerden Karadeniz Eylül Belediyesi arasında hazırlanan protokol ile eliyle halkının su hakkı gasp edilmek istemektedir. Bu protokolün hiçbir vicdani bir karşılaması yoktur. Eliyle halkının yaşam hakkı her türlü ticari kaybının üstündedir. Ali Postbüyük olarak bu mücadelenin sonuna kadar takipçisiyiz. Platform olarak dün akşam toplandık. Dün akşam toplandık. Birinci şartımız bu protokolün iptal edilmesi. Önümüzdeki günlerde bunun mücadelesine başlayacağız. Tekrar buluşurlar bahsedeceğiz. Millet rahatsız olabilir. Rahatsız etmek için söylüyoruz zaten. Savaş erdim, ben canavar dedim diye kızmış. Ve ben tekrar ettim diye. Bir de şuna kızıyormuş bana. Bir söylememde şöyle demiştim. Şimdi tekrar ediyorum. Özelleştirme olmasın diye büyük gayret gösterdik. Gerçi yine beni kavga edip de ardıma katılmayanlar oldu ama ileride ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. %35'te ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Özelleştirmeye yapıldı, oya kalınca elinde bayram havası esti. Milli bir kuruluş aldı diye sevindik. Ama inanın ben söylemiyorum. Halkın arasında dolaşıyor. Onlar Ankara'da koltuklarını oturuyor ama halk diyor ki keşke diyor oya kalmasaydı da Amerikalılar, Fransızlar, İtalyanlar alsaydı orayı. Bize bu kadar zulüm yapmazdı. Rahatsız oluyormuş Sayın Erdem. Rahatsız olsun diye bir daha söylüyorum. Çünkü bizim içimiz yanıyor. Ereğlilerin içi yanıyor. Çok rahatsızız. Onlar da rahatsız olsunlar. Bu laf söyleniyor dedi. Ben söylemiyorum. Gel arkadaşlar. Şurada bir yanlış anlamamız. Erdemir bizim canımız, ciğerimiz. Ben Erdemir'de çalışırım bir yer. Evlatlarımı, çocuklarımı ısırdı oradan temin ettim. Erdemir'e karşı değiliz. Erdemir gelsin, eski yapsın. O su boşu boşuna atmasın orada. Tabii ki yapsın. Hem de daha büyüğünü yapsın. Planlarını, projelerini biz yapalım. Her şeyini biz yapalım. Makinalarını, bidançörümü gönderdik oraya. Çabuk yapsınlar bu işi. Elinde bir de eğer büyüme olacaksa imar planları, imar tarzlarının her şeyi gece gündüz çalışıp yapmaya hazırız. Erdemir bizim canımız. Ereğli'de Erdemir bütünleşmiş. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bak açıkça söylüyorum. Savaş belli olsun. Alt kademedekiler Savaş Erdem ve Yönetim Kurulu'na Erdemir temsilcisi varsa iyi dinlesin. Yukarıya yanlış bilgi veriyorlar. Belediyeciliği bilmiyorlar. Bilseler bile bugüne kadar yaptıkları hatalı bilgilendirmelerle Erdemir'le Ereğli halkının arasını açtılar.
Korkuyorlar, doğruları yukarıya bildirmiyorlar ve sadece hukuk yoluyla devamlı mahkeme açma yoluna gidiyorlar. En fazla hukukçular çalışıyor. Platform, temsilcilerin bana anlattığına göre bunları ben bilmiyordum demiş Sayın Savaş Erdoğan. Bilmiyor, daha çok bilmediği iş var. Şebekesi devri, 3 tane belediye çalışıyor. 3 tane de Erdem'in çalışanı. İstedikleri yerde toplantısınlar. Ben gitmeyeyim toplantıya. Yarım saatte bütün sorunların çözüleceğine %100 inanıyorum. Çünkü Savaş Erdem, neydi yardımcısı Toker Bey, doğru bilgi gitmiyor aşağıda. Alt kesimde çok yanlışlıklar yaptılar. Az sonra açıklamaya da bulunacağım. Çok yanlışlar yaptılar. Yukarıdakileri hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmedikleri için de devamlı ipi geliyorlar. Gerisini biz hazırız. Biz geri adım atmayız. Biz şerefli insanlarız. Geri adım atmayız. Mesleğimde ve çalışanlarımla birlikte adım adım bu işi takip ediyoruz. Alt kademede tekrar çok önemli bir konu. İlk defa konuşuyorum. Yanlış yaptıklarını bildikleri için işten atılacağız diye yukarıya bilgi vermiyorlar. Ya Yemişelik'in envanterini biliyorlar. 1,5-2 aydan beri ekiplerin 12 kişilik bir ekip Yemişelik'te çalışıyor. Ellerinde bilgi yok. Bizden şimdi alacaklar, rica edecekler, minnet edecekler, biz de alalım diyecekler. Biz çıkarttık envanterini. Dünyadan haberleri yok. 18. madde ne demek bilmiyorlar. Fabrikanın içerisinde hala vatandaşların yerleri var, belediyenin yeri var, hazine yerleri var. Bunlardan haberleri yok. Hep yukarıya yanlış bilgiler gidiyor. Evet, geldi şimdi en önemli bilgiye. Ama bu bilgiyi verirken bunları size dağıtmam lazım ki beraber bu konuyu tartışalım. Endüstri bölgesi kanunu sanayicinin bakir, yani üzerinde hiçbir şey yapamamış, bakir alanların üzerine kuracağı tesisleri uzun zaman alan bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla çıkarılan faydalı bir kanundur, yararlı bir kanundur. Kanunun 2. bölümünde ki bunu da görmüşten bir bilirdeki arkadaşımız Cenk Bey yazıyordu maalesef. Sadece üzerlerle bir yazılıyor. Her şey yerle bir yapılmış. Kanunun 2. bölümünde yer alan özel endüstri bölgesi ise mevcutta kurulu sanayi tesislerinin büyümesini sağlamak üzere çevresinde bulunan ve bürokratik olarak uzun zaman alınan istimlak işlerini hızlandırılması için çıkarılıyor. Erdem'in zaten senelerdir kullandığı ve büyümesinde bürokratik herhangi bir engelinin olmadığı halde içinde bulunan hazineye ait 2.085.000 metrekare hazineye ait 2.085.000 metrekare belediyeye ait 12.607 metrekare ve şahıslara, yani elinde yaşayan insanlara ait 14.000 metrekare alanı devlet tarafından kamulaşma bedelini ödeterek bedavaya sahip olma peşindedir. Bedava alacak. Özel endüstri bölgesi çıktığında bu bahsettiğim metrekareleri bedava olarak alacak. Hazineye ait 2.085.000 metrekare alanın raiç bedeli yaklaşık 4.5 milyar Türk lirasıdır. Yani eski parayla 4.5 katrilyondur. Bu peşkeş ekmedir. Açık söylüyorum. Hazine yerlerini komple peşkeş edecek. Belediyenin yerlerini de bedavaya kapatacak. Özel endüstri bölgesi çıkarsa şahsın yerlerini bedavaya kapatacak. Belediyeden ruhsat almayacak, iskan almayacak, harç ödemeyecek, bağımsız bir bölge, evine ne verecek? Dumanlı verecek, cumhur denize atacak adabinize, suyunu kesecek, ancak bunlar olacak. Burada hep beraber bakıyoruz ve görüyoruz. Toplam Erdemir tarafından kullanılan alan 4.764.632 metrekare. Erdemir'e ait alan
2.635.000. Yani hazineyle hemen hemen eşdeğerdi. Hazinenin yerini kapatmış. Erdemir tarafından kullanılan, belediye ait olan 12.650 metrekare. Erdemir tarafından kullanılan şahıslara ait olan 14.000 metrekare. Daha şahıslara ait etmemiş. Alt kade bu uyuyor. Toker Bey'e bilgi gitmiyor. Daha Erdemir sahasını hisselerini toplayamamış 18 madde yapacak diyor. Erdemir tarafından kullanılan hazineye ait olan 2.085.000 metrekare. Bakın dikkatini çekiyorum. Erdemir'in kendi malı 2.635.000 metrekare, hazineden ilk kullandığı yeri de 2.085.000 metrekare. Ben ne diyeyim arkadaşlar? Ve şimdi özel endüstri bölgesiyle kanunu çıkartıp burayı kamulaştırmaya çalışıyorlar bedavaya. Şimdi ne oluyor? Sayın Savaş Erdem, lütfen kulağınızı bana durun. Sayın Toker Bey, bizle yüzle görüşmüyorsunuz, tenezzül etmiyorsunuz. Ne olacak? Küçük bir ilçe. Sen de göbeğine fabrikanı koymuşsun, milleti zehirliyorsun. Devamlı belediyeyle hır çıkarıyorlar. Kaymakam Bey'e de gittim. Üşer kişi bir bir ekip gelse yarım saatte işlerimi çözülür. Biz barizden yanayız. Erdemir için her türlü felakette bulunabiliriz. Bizim ekmek kapımız. Erdemir bizim canımız. Ama bize görüşmüyorlar. Ve devamlı gerginlik yaratıyorlar. Ne için? Bunda hitap atmayacaklar. Bizi uyuyoruz anlıyorlar ama biz biliyoruz. Bütün meseleleri bizi bakanlığa, Çevre Bakanlığı'na devamlı şikayet ediyorlar. Bizi devamlı çevre müdürlüklerine, bakanlıklara şikayet ediyorlar. Ruhsatımızı vermiyorlar. İşte planlarımızı çıkarmıyorlar. Belediyemize engel oluyor. Belediye büyük yatırım yapacağız, ruhsatlarımızı vermiyor diye. Ne olur, belediye bunu yaptığına göre siz bunu özel endüstri bölgesi yapın. Bakanlığa ruhsatlara falan alın. Israrla bunun üzerine durdular. Biz de görüşmemelerinin sebebi o. Bizi devamlı kalmazlayarak, şikayet ederek özel endüstri bölgesini ilan ettirmek için konuşuyorlar. Bizi uyuyor zannediyorlar ama bizim ruhsat vermek, isken vermek diye bir sıkıntımız asla olamaz. Belediye işleri takip etmiyor. Yönetim kurulu, yapı denetim kurulu ayrılmış, istifa etmiş. Mesela bir proje için yeni yapı denetim kuruluna müracaat etmesi lazım. Gelmiyorlar, müracaat etmiyorlar. Projede teknik olarak bir hatalar var. Belediye yazı yazıyor şunu, şöyle düzeltin diye. Gelmiyorlar. Gelmemelerin sebebi, Ereğli Belediyesi bizim işimizi yapıyor. Ne olur, Çevre Bakanlığı, Allah rızası için gelin de bize özel endüstri bölgesi yapalım. 4,5 kat yolluk hazine arazisini bedavaya, belediyenin yerinde bedavaya, halkın yerinde bedavaya alın diyorlar. Burada size temin ederek söylüyorum. Belediyenin hiçbir eksiği yoktur ve elinden geldiği kadar Erdemir'e yardım etmektedir. Yardım etmeye de hazırdır. İddia ediyorum. Yarın gelsin herhangi bir kuruluş. 3 tane belediye adam gönderin. 3 tane de Erdemir'e adam gönderin. Yarım saatte işler çözülür. Ama gerginlik yaratıyorlar özel endüstri bölgesini ilan etmek için. Savaş Erdem'e söylüyorum, ben sözün deri bir adamım, dediğini de yapan bir adamım, emniyetler bilir. Sen özel endüstri bölgesini buradan çıkarırsan, ben de belediyenin anahtarlarını sana teslim edeceğim. Çünkü belediyenin yerleri tamamen gidiyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızdan da, Cumhurbaşkanımız Ereğli'yi sever, Ereğli'yi takdir eder. Bu konulardan haberi olmadığını biliyorum. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talebinde bulunacağım. Eğer beni kabul ederlerse ki yeteceğiniz anlıyorum beni tanırlar. Kendisine bu konuları aynı bu şekilde bir bilgiler vereceğim, anlatacağım. Bu işten dönmek yok. Bu işi sonuna kadar platformla beraber, dün akşam ant içtik tekrar platformla beraber. Platformda siyaset yok. Platform siyasi konular girmiyor. Ereğli meselesinde birleştik.
Bütün siyasi partilere şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hiçbir problemimiz yok platformda. Ve Allah'ın izniyle bu işi iyi noktaya getireceğiz.